İlk defa bak 200 yıldan beri ilk defa Darwinizme öyle bir yumruk indirdik ki bütün dünya çapında yerle bir oldu. Bu münafıkların çok ağrına gidiyor. Mesela Kur'an Müslümanlığını o kadar mükemmel anlattık ki, bak Tayyip Hocam bile çıktı dedi ki ben mezhepleri kabul etmiyorum. Müslümanın sünnüsü, şiisi olmaz dedi. Elhamdülillah. Buna zemin hazırlamazsan bu diyemezdi bunu. Türkiye sünni kalesi gibiydi yani. Değil mi? Bak bunu zemin hazırlamazsan bunu diyemezdi. İran'da bu kadar hoş karşılamazdı. Siz orada da zemin hazırladınız. Tabii. Tabii. Yani bizim İran'la bağlantımız mümkün değildi. Tabii. Muazzam bir İran karşıtlığı var. Evet. Muazzam. Yani hükümet üyeleri birçoğuna İran aleyhine sürekli demeç verdiriyorlardı. Evet. Fethullah Gülen bunun başını çekiyordu evet. O zamanlar. Çok katı olan Suudi Arabistan bile açıklama yaptı. Kur'an İslam'ına geçeceğiz diye. Evet. Cübbeli de İran'a karşı açıklamalarda bulunuyordu. Kesinlikle böyle nefes aldırmıyorlardı. Ya, muazzam bir İran dostluğunu sağladık elhamdülillah. Mesela Alevilere karşı da tavır vardı. Aleviler aslandır diye. Evet. Mübarek insanlardır diye. Herkese elhamdülillah sevdirdik muhaliflerine. Evet. Muhaliflerine sevdirdik. Şii karşıtlarına Şiileri sevdirdik. Ermenileri. Vahabilere karşı olanlara Vahabileri sevdirdik. Ermeni karşıtlarına Ermenileri sevdirdik. Rum karşıtlarına Rumları sevdirdik. Rusya karşıtlarına Rusya'yı sevdirdik. Musevi karşıtlarına Musevileri sevdirdik. Elhamdülillah. Tabii. Evet. Tayyip Hocam dedi ki İran'a gidince ikinci evimizdeyiz dedi. İkinci evimizdeyiz yani. Görülmemiş bir durum. Sizin açıklamalarınızdan sonra Ahmet Necat geldiğinde Sünni Camii'nde Sünni imamın arkasında namaz kıldı. Tabii. Yani bu mümkün değil. Böyle şeye tahayyül dahi edilemiyor. Somali'yi de bu yönde açıklama yaptı sizden sonra. Maşallah. Mesela bizim iftarımızda iftar verdiğimizde Aleviler, Şiiler, Caferiler, Ermeniler, dekolte hanımlar, kapalı hanımlar, çarşaflılar hanımlar, tarikatlar, AK Partililer, CHP'liler, MHP'liler, Büyük Birlik Partisi, Saadet, her görüşten insan oluyor. Vatan Partisi'nden de her görüşten insan oluyor. Evet dinliyorum.